Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Hanımefendi, kandiller. programımıza hoş geldiniz. Aleykümselam. Buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Hocam benim sorum olacak ama hani hayat hikayemi anlatmak zorunda olmadığımı da biliyorum aslında. Anlatılacak çok şey var da. En azından geldiği kadar kısaca anlatın. Anlatın ki yetiştirebilirim 5 dakika içerisinde. Hocam ben evlatlarımla, kızlarımla sınanıyorum. Çocuklarımın hani babaları sahip çıkmadı. Bana da sahip çıkmadı. Kızlarıma evet. Elimden geleni yaptım. Tabii ki yanımda çalıştılar. Büyüğü 1,5 sene çalıştı. Onun küçüğü 4 sene çalıştı. Evet. Ben onların ikisinin de yuvalarını kurdum. Evlendirdim. Her şeylerini dört dörtlük yaptım. Çalıştıklarını yiyip içmedim. Çocuklar evlendikten sonra karakter olarak çok bozuldular. Kızlar mı erkekler mi? Kızlarım hocam. Erkekler yani erkek olaraktan şimdiki eşimden bir tane oğlum var. Bir kızım daha var evde. 3 kızım var. 2 evlilik mi yaptınız? Evet hocam. Birinci evliliğinizden? Evet. 3 kızınız var? 3 kızım var. Evet hocam. Evet. 3 kızınız var. İkinci evlilikten? Bir oğlum var. Bir oğlunuz var. Peki. Evet. 2 eşiniz de gitti. Yani birincisi gitti zaten. Boşandınız. Doğru mu? Evet. Evet hocam. İkincisi de mi gitti? Boşandınız? Yok hocam. İkincisi çok iyi bir insan. Kızlarıma sahip çıktı. Onlara hani Allah korkusunu öğretti. Aferin. Bana sahip çıktı. 12 senedir evliyim. Aferin. Bir gün beni üzmedi. Allah maşallah. Razı olsun. O da okumuş bir insan. Maşallah. Ama kızlarım evlendikten sonra değişti. Bu beni hani hayattan kopardı yani. Küçüğünün yapması beni hayattan kopardı. Peki sana karşı mı değiştiler yoksa yani dini anlamda mı söylüyorsun değiştiler yoksa seni hocam, sevmemeyen... Hocam anneye karşı değişmek hani benim karakterimi huyumu çok iyi biliyorlardı. Evet. Hani büyüğünü zaten kaybettim edecek gibiyim yani hani dini konudan da kaybettim edecek gibiyim. Çok kötü bir durumda yani çok zor kurtarıyorum. Yanlış erkeklerle ama mi evlendiler bacı? Yanlış değil hocam. Mesela büyüğünün kocası böyle Alevi falan dediler ama hani... Çocuk çok efendi hani o kadar saygılı hani tamam sert agresif ama çok iyi bir çocuk yani bize karşı hiçbir saygısızlığı olmadı. Küçüğünü de tam olarak tanımıyorduk 5-6 kere anca gördük. Hani biz bulduk bu kişileri onlar bulmadı. Evet. Bizim bulmamızla evlendiler yani ama şey böyle hani dini konudan çok dindarlardı yani bizim gibi hani benim gibi eşim gibi korkuyorlardı. Evlendikten sonra çok değiştiler. Küçük kızım bana çok asi geliyor şu anda yapmadığı şeyleri yapıyor. Sanıyorum sebebi sizin ikinci evlilik yapmanız. Hayır hocam, benim eşimi benden daha çok seviyorlar. Ha, eşinizi seviyorlar. Evet, çok seviyorlar. Size çünkü kızıyorlar onları... yani. Bana kızıyorlar, kızıyor. Büyüğü, hani işi küçüğü. Büyüğü bayağı bir hani bana karşı aşılandı hani. Bana karşı nasıl davranılması gerektiğini biliyor da. Küçüğü hiç böyle bir şey yapacak çocuk değildi. Yani insanlar tabii evlendikten sonra bakış tarzları hayata, geleceğe, ümitleri, umutları vesaire değişiyor. Evet. Çocukları var kızlarınızın herhalde. Kızımın bir tanesi 4 ay oldu daha evleneli. Ha, 4 ay oldu. Çok saygılı dediğim çocuk evleneli daha 4 ay oldu. Zaman içinde değişir merak etme. Biraz sabırlı ol. Kendinizi fazla üzmeyin. Netice itibariyle insan çoluk sahibi olunca büyüklerini daha iyi anlar. Peki siz kızlarınızı biraz zorla mı evlendirdiniz yoksa istediler mi? Yok hocam kendilerine tanıyın dedim. Bakın büyüğünü evet. Mesela kardeşim evet. Şey yaptı tanıştırdı. Küçüğünü de aracılıkla yine tanıştırdık. Ona dedik hani 3-5 ay bekle çocuğu tanıyalım, iyice tanıyalım, tanımıyoruz dedik. Evet. Dinlemedi bizi yok dedi ben dedi işte dedi tanıdım. Benim düğünümü yapar mısınız? Yaparım dedim ben de. Anladım. Yaptım. Gerekeni yapmışsınız elinizden geldiği kadarınca. Bence çok da peşine düşmeyin, üzülmeyin. O mutlaka günün birinde işin farkına varacak. Siz hocam bana çok ağır hakaretleri diyor, beni engelliyor mesela. Evime gelmeyeceksin diyor. Ama bu i̇şte. Durup dururken olan bir şey değil, bir şey vardır ortada. Şöyle bir şey var hocam, büyük kız beni boşayacaksın eşimden dedi. Ben de asla boşamayacağım dedim. Çünkü ben seni boşadığım zaman yanıma alamam dedim. Yani alamam büyük, da zaten. Büyük kızınız mı boşanacaktı? Evet, büyük kızım boşanmak istiyordu. Beni boşayacaksın dedim. Ben dedim ki kardeşinin düğünü olsun bir dur bir, rahat dur dedim. Evet. Ondan sonra işte kardeşinin düğününden sonra bana dedi işte ben dedi bana yardımcı olacaktın dedi. Ben dedim ben seni kesinlikle yanıma alamam, seni boşayamam, senin eşin iyi. Sen biraz iyi olursan o daha iyi olacak dedim. Sonra işte ona dedim işte bacımın yanına gideceğim dedi, küçük kızın yanına, yeni evlenenin yanına.
Ben dedim ki onun yanına gidemezsin dedim. O beni bile istemiyor dedim. Hani evine kimseyi istemiyor. Hani onun huzurunu kaçıracak korkusuyla evet. Hep o kimseyi istemiyor, istemiyor dedim. Beni de istemiyor. İki defa gittim evine, istemiyor dedim. Oysa istiyor yani, çocuk istiyordu. Evet. Büyük kız da gitmiş. Demiş işte küçük kardeşine. Annem demiş, senin annemle sen hiç ilgilenmemişsin, evine gelmiş de demiş. Bu da bunu algılamış, hani beyninde nasıl algıladıysa. Bana hiçbir şey sormadan beni engelledi. Normal mesajlardan bana çok büyük hakaretler ediyor. Konu tabii bu yani, başka hiçbir konu anladım, yok. Anladım, ya yakışmaz abi bu bir kıza, annesine karşı böyle şeyler yapması yakışmaz tabii ki. Anne hatalı da olsa, kusurlu da olsa anneye laf söylemek, engellemek, böyle bir laftan dolayı işi büyütmek... Anne söyler netice itibariyle dengeyi sağlamak için evlatları konusunda bazı sözler söyler, bazı yasaklar getirebilir. Annenin gayesi evlatlarına yük olmak değil, onların yükünü kaldırmak, hafifletmektir. Yine de siz bütün sabrınızla, bütün temkininizle ayakta durmaya gayret ediniz. Gün gelir inşallah yanlış yaptığının farkına varır ve durduğu yerden efendim Allah'a tövbe istiğfar eder. Merak etmeyin, düzelir inşallah. Kafanıza çok takmayın. Zaman gelince düzelir inşallah.